Öncelikle safra kesesine cerrahi müdahale hangi şartlarda gerekli? Safra kesesi bizim cerrahide en çok yaptığımız ameliyatlardan biridir. Safra kesesi ameliyatı. Genellikle safra kesesi taş nedeniyle tıkanan ya da iltihaplanan durumlarda, yani akut kolestit dediğimiz durumda, safra kesesini vücuttan uzaklaştırıyoruz. Onun dışında şeker hastalığı olan, transplantasyon listesinde olan, çocukluk çağı hematolojik problemleri olan insanlarda da safra kesesini vücuttan uzaklaştırmamız gerekiyor. Çok nadir görülen safra kesesi kanserleri durumunda da karaciğerin bir miktarıyla birlikte safra kesesini vücuttan uzaklaştırmamız gerekiyor. Safra kesesi taşları en sık karşılaştığımız durum. Şimdi mesela burada bir maketimiz var. Burada özellikle göstermek istiyorum. Kesenin içerisinde taşlar olabiliyor. Evet. Veya kese ağzında taşlar tıkanıklığa yol açabiliyor ve bu da kesenin iltihaplanmasına neden olabiliyor. Evet. Bu durumlarda genellikle ameliyat gerçekleştiriyoruz. Şart zaten, onu gerçekleştiriyoruz. Peki biz böyle bir durumda mesela kesenin bir kenarını açsak, taşları toplasak, sonra keseyi tamir etsek, yani bir zamanlar o da denenmiş bir yöntemdi, ama safra kesesi taşlarına baktığımız zaman bunun temel sebebinin safra kesesinin kendisinin bozukluğundan kaynaklanan bir durum olduğunu bildiğimiz için ve safra kesesinin kendisini vücuttan uzaklaştırmamızın vücuda herhangi bir zararının olmadığını bildiğimiz için tüm safra kesesiyle birlikte taşları almamız daha güvenli oluyor. Yani safra kesesinin bir de duvarının besleyici dokuları, bizim orayı kesip alıp tekrar dikişle tamir etmemiz durumunda safra kesesinde tekrar taş oluşma olasılığı %100'e yakın. O yüzden safra kesesinin kendisi hasta olduğu için safra kesesinin tümünü alıyoruz. Peki safra kesesinde, bu fotoğrafta da görmüş olduğumuz gibi taşların boyutları birbirinden farklı. Bunun bir önemi var mı cerrahiye karar vermede veya cerrahi hızlandırmak için? Bir önemi yok. Önemli olan hastanın bu durumdan müzdarip olması. Onu zaten dinleyerek, hastayı muayene ederek anlıyoruz. Hasta tüm safra kesesinin kendisi yumurta büyüklüğünde bir taş ile de dolu olabilir. 300-400 tane taşla da dolu olabilir. Bunlar önemli 300-400 değil. 300-400 tane taşla da dolu olabilir. Burada önemli olan nokta şu. Safra kesesi dinamik bir organ olduğu için kasılıyor. Kasıldığı için de minik taşlarımızın safra yollarına düşme ihtimali söz konusu. Şurada görüldüğü gibi ana safra kanalına düşen taşlar çok daha ölümcül riskler oluşturmaktadır. Ana safra yollarına düşen taşlar sarılığa neden olmakta, karaciğeri etkilemekte, bilirubin seviyelerini arttırmakta, karaciğer içinde abselere neden olmakta. Öncelikle bunların boşaltılıp daha sonra da safra kesesinin alınması gerekiyor. Yani safra kesesi iltihaplanmaları ta gangrene kadar giden sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor. Peki safra kesemde taş varmış. Bir yemek yedikten sonra veya ağır yağlı yemek yedikten sonra karnımda bir ağrı hissediyorum. Adeta karaciğerimin orada böyle bir şey sıkıştırıyormuş gibi bir hissiyatım var. Ama yani ben böyle yaşamaya razıyım. Ameliyat olmak istemiyorum. Doğru bir tercih mi? Doğru bir tercih değildir. Peki neden endişe ediyor insanlar? Ameliyatından neden kaçıyorlar? Safra kesesi fıtık ameliyatlarıyla birlikte bizim cerrahi uygulamalarda en sık yaptığımız ameliyatlar. En sık yapılan ameliyatların da toplum içinde komplikasyonlar çok çok nadir olsa da, binde bir olsa da, yıllık yapılan safra kesesi ameliyatları 100 bin, 200 binleri bulduğu zaman bir toplumda, o zaman sizin etrafınızdan birileri safra kesesi ameliyatı oldu, işte başına şunlar şunlar geldi gibi şeyler oluyor. Nasıl ki endoskopiden korkuyorlarsa, nasıl ki diş çekiminden korkuyorlarsa insanlar, safra kesesi ameliyatı olmaktan da korkular. Safra kesesi ameliyatı niçin riskli bir ameliyat? Çünkü insanların %70'inde safra yolları birbiriyle aynı değil. Kiminde daha kısa bir kese var, kiminde iki tane kesesi oluyor. Kimini açıyorsunuz, hiç kesesi yok hastanın. Bunlarla da karşılaştık. Kiminde görüyorsunuz karaciğerin içinde de taş oluyor, safra yolunda da taş oluyor, safra kesesinin içinde de taş oluyor. Ama burada hastalarımızın mutlaka semptomatik durumlarda ameliyat olmasını tercih ediyoruz. Peki. Özellikle şeker hastaları ise hiç semptom yoksa bile hastalarda, hiçbir şikayet yoksa bile
bile bu tarz safra keselerinin gangren olma ihtimalinden dolayı direkt ameliyat önerdiğimiz oluyor. Peki cerrahisi nasıl yapılıyor? Açık bir cerrahi mi yoksa kapalı bir cerrahi mi? Safra kesesi günümüzün en önemli tıbbi gelişmelerinden birine bu ameliyat ön ayak oldu. İlk yapılan laparoskopik ameliyat safra kesesi ameliyatı. Laparoskopik demek deliklerden yapılan. Yani deliklerden 5 milimlik 10 milimlik deliklerden yapılan ameliyatlar. Bunlar ortalama 10 dakika ile 1 saat arası süren ameliyatlardır. Nasıl? Yani 10 dakikada hallettiğimiz, bitirebildiğimiz safra kesesi ameliyatlarımız da var. 1 saat, 2 saat süren safra kesesi ameliyatlarımız da var. Niçin 1-2 saat sürüyor 10 dakikalık ameliyat? O bahsettiğiniz yapısal değişikliklerden dolayı. Hem yapısal değişikliklerden dolayı hem de hasta gecikmiş oluyor. 5 atak, 10 atak geçirdikten, gangren olduktan sonra karaciğeri, 12 parmak bağırsağı, midesi, etrafındaki tüm organlar gelip burayı kapatma eğiliminde, vücut kendini tamir etme eğiliminde. O yüzden bunlar gelip üstüne yapışıyor. Kendi etrafında çok çok ciddi yapışıklıklar oluyor. O zaman da açık ameliyata geçmek durumunda kalıyoruz. Yani biz safra kesesi ameliyatları artık dünyada rutin, minimal invaziv cerrahidir. Laparoskopik cerrahiyle ameliyat ediyoruz. %90 üzeri bir oran verilebilir mi böyle? Abi %99.9. Ender durumlarda açmak durumunda kalıyoruz. Herhalde son 10 yılda bir ya da iki hastada açığa dönmek zorunda kaldım. Onda da safra kesesini bulamadım zaten. Peki ameliyattan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oluyor hastanın? Şimdi biz ne görebiliriz? Safra kesesi şikayetleri olan hastanın şikayetlerinin düzelmediğini görebiliriz. Bir, şikayetlerinin tam olarak düzeldiğini görebiliriz. İki, ya da şikayetleri form değiştirebilir. Ağrısı vardır, artık bundan ölecek biliyoruz. Yani bundan, gangrenden ölecek hastamız. O ağrıyı kesiyoruz ama bu sefer hastamızın proteinli, yağlı, kızartmalı gıdalar yediği zaman da hazımsızlık çektiğini görüyoruz. Yani buna da kanaat getirmesini öneriyoruz ya da bir takım palyatif tedavilerimiz var. Tablet tedavilerimiz yani var. Yani safranın aslında sindirimde bir etkisi var. Var. Safra kesesi alındıktan sonra işte belirli sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç madde hazırladık. Onları da gündeme getirelim değerli hocamla. Yorumlayalım. Şimdi safra kesenizin çıkarılması hakkında bilmeniz gereken 13 şey diye bir listemiz var. Buna dikkatlice dinleyebilirsiniz. Bir defa endişelenmenize gerek yok. Hiç gerek yok. Bizim ilk asistanlık yıllarımızdan itibaren yaptığımız bir ameliyattır. Dünyada en çok yapılan cerrahi müdahalelerden biridir. Endişelenecek bir durum yoktur. Gecikmemek şartıyla. Ve büyük bir kesi beklemeyin diyoruz bu ameliyatta. Hayır. Eskiden laparoskopi yokken 10-15 santim, 20 santim kesildiği durumlar oluyordu. Bir de bu çok çok abartılan bir durum. Mecbur kalındığı zaman laparoskopik cerrahiden açık cerrahiye dönülmesi gerekli, elzem olduğu durumlarda yapılan bir işlemdir. Hastanın hayatı söz konusu olan durumlarda büyük kesiye geçilir ve yapılması gerektiği olan durumlarda da yapılmalıdır. Bu karnınızda şişlik olacak çünkü bu ameliyatı yapabilmek için herhalde içeriye bir miktar karbondioksit vermeniz gerekiyor ki dokuda çözülebilsin. Bu galiba sindirilirken, yani vücudumuz bunu yok ederken ortamdan biraz ağrı vesaire olabiliyor. İlk 1-2 saat biraz bir gaz sancısı olabilir ama hiç problem değil. Hastalar sabahında hemen tabur, 24 saat içinde %99.9 taburcu olabildiği için problem olmuyor. Anestezi alacak bu hastalar. Mutlaka anestezi, lokal anesteziyle yapılabilen ameliyatlardır. Özellikle spinal anesteziyle o bölgelerin tamamı uyuşturuluyor. Laparoskopik ve açık ameliyatlar yapabiliyoruz. Bazı durumlarda günübirlik cerrahi olarak uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ben tercih etmiyorum. Hastalarımızı bir 20-24 saat takip etmeyi daha çok seviyorum. Ama dünyanın pek çok yerinde sabah yapıp akşam taburcu edildikleri oluyor. Evet, peki 3-5 gün içinde işinize geri dönebilirsiniz. Yani bir gün sonra da işinize dönebilirsiniz. Zaten laparoskopik cerrahinin en büyük avantajı bu. Erken işe dönüş ve işten hastanın çok ayrı kalmaması, 3-5 gün içinde rahatlıkla geri dönebilirsiniz. Şimdi bu çok ilginç, dışkınızda değişiklik olabilir. Neden oluyor? Safra kesesi dışkımızın sarı kahverengi rengini veren ve safrayı. Evet, yani. Safrayı ve onun ürünlerini diyelim, asidik ürünlerini barındıran organ.
O alındığı zaman daha biraz cıvık gaytanız çıkabilir ya da daha rengi açık bir gaytanız çıkabilir. Ama bu çok sık rastlanan bir durum değildir. Evet, peki. İştah. İştahınız bir kere safra kesesi sancısı kalp krizi gibi bir sancı. Safra kesesi problemi nedeniyle 5-10 kez acile başvurmuş bir insan gıda almaktan da çekiniyor. Tabii iştahı artabilir ya da normal ritminde devam edebilir sonra. Evet ve tabii ki de safra kesenizi özlemeyeceksiniz diyorum. Hayır, özlemeyeceksiniz. Çünkü gerçekten oldukça fazla şikayetlere yol açabilen bir klinik tablodan bahsediyoruz. Evet. Ve her gün bir risk, o programda da söyledik, küçük taşların kanalı tıkayıcı olma ihtimaliyle birlikte, ana safra yollarında tıkanma riskiyle, belki de tıkanıp hastaneye gitme durumunuzda karşılaştığınız bir tabloyu düşünürseniz, gerçekten de bu tedavi olduğunuz için de belki de büyük mutluluk duyacaksınız diyorum. Değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşmek.